Türkiye Büyük Millet Meclisi sizce nasıldı diye bir soru soracağım. Yani artık kapandı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Tamam, bugün itibariyle kapandı ve artık seçime hazırlanacak. Yeni vekillerini bekliyor. 14 Mayıs'tan sonra biz o vekilleri öğreneceğiz. 2018 yılında işte toplanmıştı. 2023'ün Nisan'ına kadar da görevini iyi veya kötü şekilde istenilen şekilde veya olmayacak şekilde sürdürdü. Peki o soruyu soracağım size. Nasıl bir meclisti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şimdiki meclisi? Ve size bir toparlama yaptık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, daha doğrusu Gazi Meclisi'nin unutulmaz anlarını sizlerle paylaşalım dedik. Ben Kemal, geliyorum. Tüm bunlara mahkum edilmesi akla en yakın yollardan birisidir. Önce bunu kafana sok, bu bir. Komisyon görüşmeleri, genel kurula gelen teklifler, grup toplantıları. Meclis seçim sebebiyle yoğun mesaisini tamamladı. Bu telefonlarınızı artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Mecliste bazen sesler yükseldi, bazen yumruklar konuştu. Esas hesabı siz vereceksiniz, siz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. dönem 6. yasama yılı sona erdi. Muhalefetin pek çok soru önergesi oldu ama o soru önergeleri çoğu zaman cevapsız kaldı. 10 soru önergesinden 9'unu bakanların lütfedip de milletvekillerine süresi içinde cevaplamadıkları bir meclisten bahsediyoruz. En dikkat çekici hususu şu, biz uzun süreden beri toplumun bir kısım sorunlarını dile getirdik. Bunların hepsine kulak tıkandı. Zor bir dönemi geride bırakıyoruz. Bir sefer iktidar bütün yetkiyi Beştepe'ye götürdü, saraya götürdü. Fermanlar sarayda yazıldı ve meclis yalnızca bir sarayın noteri olarak kullanıldı. Muhalefetle iktidarı özellikle bütçe görüşmelerinde sık sık karşı karşıya gelirken gördük ve bunlardan en önemlisi de İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri, yine aynı gün mecliste görüşülen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde çıktı tartışmalar. Biz susmayacağız. İstifa. Süleyman, ben cinsiyetsiz değilim. Her 8 Mart'ta titreyerek yasaklamaya çalıştım. Kadınlardan biriyim. Amerika'nın çocuklarısınız sizler. Amerika'nın çocukları. Emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 ek gösterge gibi önemli konular meclisten geçti. Ama iktidarın önemli üzerinde durduğu anayasada değişiklik teklifi meclisten geçmedi. EYT'de bütün partilerin kanun teklifi vardı. AK Parti hariç saray bir sabah EYT'yi çıkarmaya karar verdi. Ardından EYT meclisin gündemine geldi. 3600 ek gösterge meselesidir, emekli yaşa takılanlar meselesidir. Baskı yaptık. En sonunda aslında bunları başardığımız bir dönem oldu. Erdoğan'ın seçimde kaybetme korkusu etkili oldu. Çoğu yasada yanlış olduğunu biz ortaya koymamıza rağmen, AKP ve MHP'li milletvekilleri ikna etmemize rağmen onlar evet oyu kaldırdılar. Muhalefete göre meclis işlevsizleştirildi. 14 Mayıs sonrasına işaret edildi. Bu dönem maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5 yılı tamamladığı ama bu 5 yılda gitgide işlevsizleştirildiği, adeta kendi gündemine hakim olamayan ve sarayın gündeminin dayatıldığı bir meclis haline geldi. AK Parti diğer dönemlerde olduğu gibi yine öyle birçok konuda uzlaşmaz ve kendi bildiği tavrı takındı. İradeni tekrar bu meclis çatısı altına getirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişten dolayı meclisteki milletvekillerinin işlevinin ne kadar geriye düştüğünün somut göstergesini bu dönemde yaşadık. Meclise bir dönem daha sona erdi. Mecliste vedalaşan isimler var ama 14 Mayıs'tan sonra yeni katılacak olan isimler de var. Bu sebeple şimdi gözler 14 Mayıs seçimlerine çevrildi. Meclis Genel Kurulu YSK'nın kesin sonuçları açıklamasından 3 gün sonra saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden açılacak. Böyle bir müzakere usulü yok. Herkes yerine otursun. 85 milyon sizi seyrediyor. Böyle bir meclisti. Benim unutamadığım anlardan biri de Alpay Özalan'ın böyle bir hareketi vardı ya. Yani o kavga sırasında kaba kuvvetini gösterip hınçla, öfkeyle baktığı o anda insan çirkinleşiyor. Öyle öfkeyle baktığı zaman. Aslında Alpay Özalan yakışıklı bir adam, hoş bir adam. Yani baktığınızda ama o öfkeli surat insanın suratına veya simasına yapıştığında dünyanın en çirkin insanı olabiliyorsunuz. O yüzden zaten öfkeden uzak olmak gerekiyor. Bakın ben bugün bir şey dikkatimi çekti. Onu sizlerle paylaşayım. Günlük stresi nasıl atlatabilir misiniz? Hani stresliyiz ya hepimiz. Stresi azaltmanın 5 yolu. 1- Hayalleri ertelememek. 2- Ritüeliniz olsun. Sabah sporu gibi vesaire gibi. Aileyle yakınlaşmak, arkadaşlarla iletişim, etkinlik ayarlamak. İşte her hafta bir yere gidebilmek gibi ama bunların çoğuna bakıyorsunuz. Onların hepsi de parayla ilgili. Yani o da stresi arttırıyor. Ben bunlara nasıl para yetiştireceğim diye. Şimdi